Dostlarım, herkese selamlar. Şu anda havaalanındayım. İspanya'ya gidiyorum. Yolculuğumun sonuna geldik. İki şeyden bahsetmek istiyorum size. Birincisi, benim bu kız talon videolarım falan böyle bazen yorumlar geliyor. Kardeşim, biz burada İngilizce öğrenmeye geldik, yurt dışını görmeye geldik. Sen kız talon videosu atıyorsun. Böyle devam edeceksen ben daha izlemeyeceğim. Dostum, videoların başlığı var. Küçük resim var, tamam mı? Ben her gün video yüklüyorum. Saat akşam 7 mi? Girdin. Fit Travel'ı video yüklemiş. Baktın, kızları tavladık. Girme kardeşim. Tıklama o videoya. Bir günde beni izleme yani. Zaten genelde YouTube'da insanlar 3-4 günde bir veya haftada bir yayın yapıyor. Ben her gün yüklüyorum ve o günkü videoma tıklama en azından. Eğer ki gece hayatı görmek istemiyorsan. Bu kadar basit. Çünkü bunu isteyen izleyicilerim de var benim. Benim izleyicilerim bunu istiyor, anladın mı? Ben herkesi aynı anda mutlu edemem. Sinan Engin gibi beni çıldırtacaksınız en son ya. Seyretme lan! Seyretme dana! Biz onu yazan aç kişi. Başka kanal aç. Sana değil. Aç başka kanal o zaman, seyretme. Aynen öyle. Neyse, öyle bir şey demiyorum, neyse. Bunun dışında bir videomda kızlara kezban demiştim. Demişler kızlar yüz vermeyince kezban diyor falan. Hayır dostlar, yüz vermeyen bir kız kezban olmaz, anladın mı? Birçok kız bana bu zamana yüz vermedi, hiçbirine kezban demedim. Hatta kanka, bu kız bizden 5 gömlek üstün. Biz buradan uzaklaşalım demişliğim de çok vardır benim. Öyle hiç kendim işte bütün kızları elde ederim, elde edemezsem kızlar kezban falan gibi öyle bir şey yok. O kızlara kezban dememin sebebi çok uzun. Şimdi anlasam sabah olur. Ama kezban size yüz vermeyen kız değildir. Kezban gayet relax takılan, erkeklerle çok relax olan, sohbet, muhabbet, böyle güler yüzlü, her şey on numara işte. Sen ne kadar çağdaş bir insan, ne kadar şey bir insan böyle. Ne kadar böyle erkeklerle görüşen, kızla arkadaşları olan, ne kadar böyle ortamlara giren falan bir kız gibi tanıtır kendini. Her şey çok güzeldir ama finale geldiğinde kız senin onu tavladığını düşündürür sana. Ve o seni kesin olarak tavladı, ha bu çocuk benim elimde dediğinde ondan sonra sana yanaşmaz. İşte bu kezbanlık, bir de bakımsız kızlara geldi kezban. Yani bize yüz vermeyen kızlara kezban demiyoruz, öyle bir şey yok. Normalde kabul edildiğim 10'sa, reddedildiğim 100'dür yani. O zaman 100 tane kız kezban mı oluyor? Hayır. Tipimi beğenmemiştir, sohbetimi beğenmemiştir. Burada olur. Kezbanlık farklı bir konu. Mesela niye diyorum? Biz birçok kızla konuştuk, sohbet, muhabbet, makara, her şey çok güzel. Ondan sonra evlerine gittik, sohbet, muhabbet, sonra geri geldik. Sıkıntı yok, kızlar kezban mı oldu? Hayır. Ama bu kızlarla biz bardayız, kız diyor hadi eve gidelim, bize Türk yemeği yapalım, ya hadi film izleyelim falan. Yani relax davranıyor, anladın mı? Dışarıya gösterdiği kişiliği farklı. Kendi kişiliği farklı. Kamera karşısında bile kıza soru soruyorum. Sex shop hakkında kız çok rahat cevap veriyor, anladın mı? Ama ondan sonra eve gidiyorsun, kezbanlık yapıyor, anladın mı? Kezbanlık bu yani. Şimdi madem bilgi istiyorsunuz bir de bilgi vereyim. Dostlar, ucuz hava yollarına çok dikkat edin. Bakın, Paris'ten İspanya uçak bakıyorum. Baktım Paris'ten Valencia'ya uçak ucuz. 37 euroya uçağı aldım. Ucuz diye. Sırf 60 euro ya da 55 euro vermeyeyim diye Valencia'ya. Havaalanına gideceğim. Paris'teyim. Havaalanı 100 kilometre şehrin dışında. Yani düşünün, İstanbul'daysanız Kocaeli havaalanını vermiş size. Küçük hava yolları bunu çok yapıyor dostlar. Aynısı Belçika'da da başıma geldi. Havaalanından Belçika'ya gitmek için 15 euro para ödedim. Şimdi de Paris'ten bu havaalanına gelmek için 17 euro para ödedim. Bakın 17. Yani ucuza bilet almam için mantığı kalmadı. Aptal gibi bakmadım havaalanına. Benim yaptığım aptallığı siz yapmayın diye anlatıyorum. Tecrübelerimden ders çıkarın. Bir de bileti Valencia'ya aldım yani. Düşünün Valencia. Benim gideceğim yerle alakası yok. Ben Valencia'dan bir daha otobüs baktım 60 euro diyor. Lan ben 3 tane uçak bileti 60 euro veriyorum. Bir tane otobüs 60 euro verir miyim? 60 euro. Şimdi BlaBlaCar baktım. O da yok. Amovens var. Bakın İspanya gelecek varsa buradan söyleyeyim. Amovens. Amovens dostlar İspanya'nın BlaBlaCar'ıdır. Şimdi onunla gitmeye çalışacağım Valencia'ya. Bunun dışında gezimin sonuna geldim. Ama sanılmasın ki param bitti falan. Hayır, canım sıkıldı. Artık bir aydır yollardayım. Bir aydır sandviç yemekten, bir aydır yeni bir yere gitmekten, sürekli bir otobüste sürekli bir şey halinde olmaktan sıkıldım. Evime gideceğim. Antrenmanlarıma gideceğim. Normal hayatıma döneceğim. Biraz. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü bazı haterlar var. İşte senin pilin bitti. Seninki buraya kadar falan filan diye böyle bazen yorumlar geliyor. Üniversite hayatından sonra seni göreceğiz. İşte sen bir iş hayatına atıl, seni öyle göreceğiz falan. Dünya gezmekten ibaret değil. Bir iş hayatına atıl, her şey çok daha kötü olacak senin için falan. Hala şu an rüyada yaşıyorsun diyenler var. Dostlar, yani nefret edin ya. Cidden benden nefret edin. Çünkü ben haterlara sesleniyorum. Benden nefret edin çünkü ben istediğim dünyanın istediğin yerine istediğim zaman gidebiliyorum. Ben şu an İspanya'ya gidiyorum. 3 gün sonra istersem Tayland'a giderim. İstersem Norveç'e giderim, anladın mı? Yazın Amerika'ya gideceğim. İstersem gitmem. İspanya bir daha gelirim. İstersem Kanada'ya başvurur, Kanada'ya giderim. Allah'a şükür dilim de var. Pasaportumda gerekli ülke girişleri de var. Kanada'dan vize almak için. Bankada param da var. Yani sizin anlayacağınız daha çok nefret edeceksiniz be. O yüzden haterlara ayrıca selam. Beni destekleyen, benim videolarımı izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler olmadan ben bir bok olamazdım. Sizler benim videomu izliyorsanız eğer, benim bu gezilerime bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Unutmayın, beğeniyle 10 katkı, yorumla 10 katkı sağlayabilirsiniz eğer ki bana katkı sağlamak istiyorsanız. I'll see you guys all in Valencia. Şimdi Valencia'ya indim. Havaalanında bir tane hostel tuttum. Hostelime gideceğim. Bir gün kalacağım. Ertesi gün Amovens'le, bunu söylemiştim, İspanya'nın BlaBlaCar'ı. İspanya gelecekler mutlaka bunu aklına tutsun. 22 euroya buradan Granada'ya gideceğim. Granada'nın Jaén'e de 5 euro falan zaten. Eğer ki ben bu Amovens'i bilmeseydim 60 euro para ödeyecektim buradan Jaén'e.
ya da Granada'ya. Ama İspanya'daki yerlere takıldığım için Amens'i biliyorum. İspanyolcamı derdim alacak kadar olduğu için site komple İspanyolca. Adam da İngilizce hiç bilmiyor. İspanyolca bir şey adamla konuştum. Yarın nerede buluşacağız? Ne yapacağız? Nasıl gideceğiz? Adam diyor 3.30'da şurada ol dedi. Saat 3.30'da bir tane tren istasyonunda olacağım. Ve bu yolculukların bir avantajı daha var dostlar. 6 saat boyunca adamla aynı arabada olacağım ve adam İngilizce bilmiyor. Muhteşem bir şey. Eğer ki internetim olursa, ki internet satın almayı düşünüyorum. İnternetim olursa İspanyolca anlatabileceğim her şeyi anlatacağım yani adama, anladın mı? 6 saat boyunca İspanyolca konuşacağım. Bu muhteşem bir şey dil gelişimi için. Bunun dışında bugün biraz Valencia'yı göreceğiz. Bugün ve yarın, ondan sonra Kayan'a gideceğiz. Bir şey fark ettim. Uçakta oturuyoruz ya şimdi. Kadın dedi ki kemerini bağla dedi. Kemeri öyle bağlıyorum ki kemer bana değmiyor bile göbeğime, ama ona rağmen beni rahatsız ediyor. Yani özgürlüğümü kısıtladığı için, anlatabiliyor muyum? Kalkamıyorum ya. Kemer boş olsun veya dolu olsun, hareket kabiliyetim aynı. Kımıldamıyorum çünkü, ama kemer kesinlikle ama kesinlikle bağlı olmamalı. Özgürlüğüne aşırı düşkün bir insanım. Valide uçağa girdim. Şu vine'i çekmeye çalışıyordum. Ama tabii ki istenilen gerçekte olan. Bakın çekemedim vine'i. Çekemediğim gibi uçak türbülansa girdi. Duvardan duvara çarptı tuvalet içinde. Kısa bir video çekeceğiz diye az daha canımızdan olduk yani. Neyse kabin memuru geldi, tuvalet kapısını çaldı. Kalk kalk kalk, tuvaletten çık, hemen oturman lazım falan. Dedim ne oluyor? Bir baktım uçak türbülansa girmiş, bizi oturttu falan, bayağı böyle bir sallandık falan. Millet korktu da tabii ben relax. Uçak aşağı indi, bunu Amerika'da görmüştüm. Aşağı inince Amerika'da bir çocuk alkışlamıştı, tüm uçak alkışlamıştı. Lan dedim böyle bir şey yapsam mı? Şimdi medeni cesaretimi kontrol ediyorum. Tamam, yapabilirim yapamaz mı? Lan dedim yapsam ne olacak? Her zaman söylediğim şey, özgürlüğümü hatırlayın. Yapsam ne olabilir en kötü? Kötü bir şey yapmıyorum sonuçta. Uçak yere indi, indik var ya, indi, ellerimi kaldırdım, alkışlamaya başladım. Benim önderliğimde tüm uçak alkışladı. Buradan çıkarmamız gereken şey, medeni cesaretiniz olsun arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler. Dostlar, hostele geldim. Şu an duşa gireceğim. Saç baş dağılıyormuş olduğunuz gibi. Ben şimdi bu hostellerin havludan para alma olayına uyuzum. Yastığın kılıfını çıkardım görmüş olduğunuz gibi. Bununla kullanacağım. Yani hak ediyorlar, hak ediyorlar. Kardeşim, eğer sen bir hostelsen, sen bir odayı 10 euroya kiralıyorsan, o odada 16 kişi yattığı için 10 euroya kiralıyorsun. Sen o odada bir kişiyi yatırıp 160 euroya da kiralayabilirsin. 16 kişiyi 10 euroya da kiralayabilirsin. Ama 10 euroya kiralayıp ekstra bir havluya 2 euro, kilit istiyorsan 2 euro, breakfast istiyorsan 1 euro, böyle şeyler ekstra bana kitlersen, ben de böyle sistemin içinden geçerim, içinden. Hayatım sistemi yok etmekle geçti. Hayatım sistemin açıklarına istila etmekle geçti benim. Sen kime ne yapıyorsun be dostum? Kimsin ya? Sen kimsin lan? Sadece 14 dakikada İngilizce gramerdeki bütün zamanları anlattığım video 40 bini geçmiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu izlemek için. Az önce yürüyordum ve bir motorun devrildiğini gördüm. Dedim inşallah önemli bir şey yoktur. Bakın zaten şu an görüyorsunuz. Hepsini gösteremedim ama adam kanlar içindeydi. Adamın ayağı o kadar kötüydü ki bir ayağı gitmiş yani, anladın mı? Bilekten sonrası kanlar içindeydi. Yerde birçok kan vardı. Onları falan gösteremedim. Buradan sadece... Ve şu dikkatimi çekti. Sokaktan onlarca insan geçti dostlar. Onlarca, ama hiçbiri durup da şöyle bir yardım edebilir miyim? Bir ben duruyordum orada. Sağa sola baktım. Su aradım. Hani su bulsam adama su verecektim en azından. Market falan baktım. Bir ben vardım. Bir kişi daha duruyordu, bir kadın. Onun dışında kimse durmadı. Baktılar geçtiler ya. Ulan Türkiye'de olsa var ya, millet deli gibi yardım eder. Millet deli gibi yardım eder Türkiye'de olsa. Hakikaten yardımsever bir toplumuz biz yani. Bunu bu şekilde tutalım, olur mu? Bunu kaybetmeyelim. Yani motorcu kardeşlerime seslenmek istiyorum. Dostlar, aşırı derecede dikkatli olun lütfen. Bu mesaj, eğer beni izleyen motorcu varsa
Bu da sizin için bir aklınızın bir yerinde bulunsun, illaki vardır işte. Motor kazaları çok oluyor Türkiye'de, ölümler çok oluyor biliyorsunuz ama bu da aklınızın bir yerinde bulunsun. Bakın Valencia gibi bir Avrupa şehrinde bile trafiğin bu kadar düzenli olduğu, insanların birbirine bu kadar trafikte saygılı olduğu, kırmızıda kimsenin geçmediği bir ülkede bile, böyle bir şehirde bile bu kaza oluyorsa, biliyorsunuz sizin canınız, hani motorcular klasik derler ya, senin tamponun senin gövden, anladın mı? Bir araba sana çarptı mı ilk sana çarpıyor yani araba. Arabanın içindesin. Araba arabaya çarpınca tamponlar çarpıyor ama araba motora çarpınca direkt size çarpıyor dostlar. Ben Türkiye'de motor kullandım. Aşırı derecede zor bir şey. Tırlar, onlar, bunlar, görmeyen sürücüler, saygısız insanlar, yol vermeyenler, sıkıştıranlar. Ya neler neler anlatamam size. Bu vesileyle bakın. Altın elbiseli adam. Türkiye'de en iyi motor kullanan adam. Türkiye'de en iyi motor kullanan adamlardan birisi. Allah rahmet eylesin. Bu adam motor kazasında öldü. Bakın tek teker Arif. Türkiye'de en iyi motor kullanan adamlardan birisi. En eskilerden, en efsanelerden. Bu adam motor kazasında öldü. Benim iki tane çocuk arkadaşım motorculuk yapıyorlar. Benim de aklım sürekli böyle yağmur yağdığında falan aklım onlar geliyor. Eğer motor kuryelik yapıyorlarsa. Dostlarım birincisi kuryelik yapmayın. Cidden ne olursa olsun. 1 milyar daha düşüyor işe girin, kuryelik yapmayın. Türkiye'de kesinlikle yapmayın. İkincisi motor alacaksanız da eğer tutkunuzsa binecekseniz de buna çok dikkatli olun. Bütün ekipmanlarınızı giyin ve aşırı derece dikkatli olun arkadaşlar. 5 kat, 10 kat, 20 kat diğer insana daha çok dikkatli olmanız lazım. Asla hız yapmayın. 60'ı 70'i geçmeyin. Lütfen yani çok kötü oldum şu an ya. Bu video buradan sonra devam edemeyeceğim. Bu vesileyle bir kez daha bir hatırlatmış olayım dedim motorculara dikkatli olmaları gerektiğini. Ben şimdi hostele gidiyorum. Yarın sabah Valencia turu devam edeceğiz. Dostlar günaydın. Dünkü trajediden sonra Valencia'da güzel bir sabah uyandık. Şöyle göstereyim biraz güneşi. Şimdi bir aydır size Avrupa'nın farklı şehirlerini gösteriyorum. Ayrıyeten artık videolara 5 tane İngilizce kelime koymaya başladım biliyorsunuz. 5 tane İngilizce kelime koyuyorum. Sırf benim videomu izleyerek 5 tane en azından kelime öğreniyorsunuz. Bunlar en çok kullanılan kelimelerdir. Özellikle seçiyorum. Şimdi Erasmus, Work and Travel, Spor falan birçok konu hakkında bilgi veriyorum zaten. Şimdi bu yüzden kemik kitlemden bir şey isteyeceğim. Dostlar YouTube'da izlenme süresi çok önemli. Çok basit söyleyeyim. İzlenme süresi nedir? Senin videonun ortalama izlenmesi. Ben 10 dakikalık video yapıyorsam ortalama millet 5 dakika izliyor. Bunu demek ki 2-3 dakika ileri sarıyor. 4-5 dakika ileri sarıyor. Sizden isteğim benim kemik kitlemin videoyu bir kere komple izlemesi. Yani eğer ki siz de ileri saracaksanız bile, eğer sıkıldığınız yerler varsa olabilir. Videoyu açın, videoyu kenara bırakın, video dönsün. Video dönsün. Bir kere full bir dönsün, ondan sonra bir daha izleyin, sonra sararsınız. Ama bir kere o video bir full ya da hani bana iyilik yapmak istiyorsanız beğeni ve yorum dışında videolarımı açıp böyle full bir şekilde döndürebilirsiniz. İzlemeseniz de olur, izleseniz de olur. Altta istiyorsanız altta küçültün, videonun sesini duyun sadece ama video bir kere full dönsün. Bu benim izlenme süremi arttıracak, bu da kanalın üst sıralara çıkmasını sağlayacak ki diğer kitlere ulaşabilirim. Birçok insanın hayatını değiştirebilirim. Kısaca bana destek olmuş olacaksınız. Dolaylı yoldan benim kanalımı keşfeden Türk gençlerine destek olmuş olacaksınız. İkinci olarak dostlar kanalın üst sıralara çıkmasının bir başka olayı da videoyu ilk yüklediğinde ne kadar kişi izliyor? İlk böyle 10 dakikada, 50 dakikada, 1 saatte falan. O yüzden eminim birçoğunuz şu aşağıdaki zile basmamıştır. Öncelikle o zile bir basalım. Eğer zile bastıysanız da şöyle yapıyor olabilirsiniz işte. Diyelim dışarıdasınız, evdesiniz, bir yerdesiniz, bir şey yapıyorsunuz. Mesaj geldi. Fit Traveler video yükledi. Aa ben bunu akşam izlerim demeyin. Videoya tıklayın. O bir izlenme bir saysın. Video kendi başına dönsün. Ondan sonra akşam yine rahat rahat izlersin. Videoyu aç mesela. Tıkla. Sesini kıs videonun şuradan. Sesini kıs. Bırak video dönsün telefondan. Ya da bilgisayardan. Nereden istiyorsan. Ama video ilk yüklendiğinde tıkla hemen. Ve bırak dönsün. Watch time'ı da artsın. Eğer bunları yaparsanız kanal üst sıralara çıkacak. Size minnettar olurum. Zaten kemik kitleme sesleniyorum. Her zaman beni destekleyen, yorum yapan, beğeni yapan dostlarıma sesleniyorum. Dostlar şu anda Granada'dayım. Valencia'da gündüz bak çok video çekemedim çünkü binalar sokaklar hep birbirine benziyor. Aynı şeyleri tekrar göstermek istemedim. Güzel yerlerine sahile falan gidemedim çünkü vaktim yoktu. İşte internet almam, alışveriş yapmam, bir de Amovens'le buraya gelmem gerekiyordu. Amovens söylemiştim, bir daha söyleyeyim. İspanya'nın bla bla karıdı. İspanya'dan Granada'ya otobüs bileti 60 euroydu. Köy otobüsü. Seat Leon'la telefonumu şarja takarak klimayla arka koltukta, 2 kişilik arka koltukta
çok rahat bir şekilde 19 euroya geldim. Mezgilerde durduk, adam sigara içti, tuvalete gittik, su aldık falan, yani muhteşem bir şey, anlatamam ya. Ve 3'te 1 fiyatını veriyorsun. Artı İspanyolca konuşma fırsatım oldu. Bizim Türk gençleri olarak işimiz o kadar zor ki. Bakın az önce bankamatikten 100 euro çektim. Yani buranın 100 TL'si gibi düşünün, 100 birim para. 470 TL charge etti bana. 11 lirada çekme parası 480, 500 de. Hadi ben para kazanıyorum, ne bileyim Amerika'ya gittim, orada dolar kazandım falan, ama burada Erasmus yapan bir çocuk düşünün. Çocuğun babası işçi, bir belki 2 milyar maaş alıyor. Diyecek ki oğlum sana işte para göndereyim 500 TL. Bakın maaşının 4'te 1'ini, 2 milyar maaş olduğunu varsayıyoruz. Maaşının 4'te 1'ini 500 TL gönderiyor. Çocuk buradan 100 olarak çekiyor. Ne kadar ekonomimiz kötü durumda buradan anlayabilirsiniz. Ve ekonomiden ziyade sizin buradan çıkarmanız gereken şey şu. Bizim bunlardan 4 kat daha fazla çalışmamız lazım. 4 kat. Bugün Salvatore babasından para istiyor. Diyor ki baba bana bir 300 euro atsana diyor mesela. Bizim 300 TL'miz. Babası diyor ki al oğlum 300 euro. Bir çekiyor adam 300 euro. Ben babama diyeceğim ki bana 300 euro at. Adamın bankamatiğe 1,5 milyar koyması lazım, anladın mı? Bir asgari ücret koyması lazım. Ben burada 300 euro çekeyim. 330 ya da 340 euro neyse. Yani ne kadar çok çalışmamız gerektiğini buradan anlayın. Her zaman diyorum biz zirveye çıkan kurtlarız. Onlar zirvedeki kurtlar. Biz zirveye çıkan kurtlar olduğumuz için bizim daha çok açılmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Hem kendimiz için, hem ailemiz, hem çevremiz için, hem de ülkemiz için. Everybody wanna eat, but a few wanna hunt. Dostlar, hayaline indik. Daha önce iki şehir değiştirmişliğimiz vardı ama bu videoya Fransa'da başladık. Ülke değiştirip Valencia'ya geldik. Granada'da devam ettik, şu an Cayenne'de. Ve size seyahatin muhteşem bir detayından bahsedeceğim dostlar. Seyahate çıkmak zaten muhteşem bir şey, onu hiç söylemiyorum. Çıkmadan önce üçündeki heyecan var ya, o muhteşem. Çıkmak muhteşem, gezmek muhteşem. Bir de bunun eve dönüşü var. Şu an var ya, nasıl rahatladım anlatamam size ya. Evimdeyim ya şu an. İspanya'da evime geldim ya. Muhteşem bir duygu. Muhteşem. Eve dönüş muhteşem bir duygu. Gençler, Avrupa turunun sonuna geldik. Evde olmak kadar güzel bir şey yok böyle bir aylık bir geziden sonra. Ama Avrupa turuna çıkmadan önce de evde olmaktan nefret ediyorum çünkü sıkılmıştım. Gezi ihtiyacım vardı. Şimdi dostlar çağırıyor, bakın mesaj okudum. Dışarıdalar. Telefonu cebime koyacağım. İlk günden videoyla hemen arkadaşlar ben geldim he diye böyle millete direkt kamerayı doldurdum. Lan geldi yine tipini siktiğim demesinler diye. Telefonu cebimde. Bugün rahat bir takılayım. Daha buradayız. Dur daha buradayız. Size İngilizce videoların sözünü veriyorum. Eğlence videoların sözünü veriyorum. Ve spor videoların sözünü veriyorum. Bu videolar gelecek. Sanırım yakında 2 günde videoya geçeceğiz. Onu da söyleyeyim şimdiden. Ve dostlar, İngilizce videosu için sizden istediğim tek bir şey var. Bu videoya 500 like, 300 yorum alabilir miyiz? Daha önce yaptık bunu. Videoyu 5000 kişi izliyor dostlar. 500 like, 300 yorum. Zor bir şey değil. 5000 kişi izliyor. İzleyen 10 kişiden birisi sadece birisi like atacak. İzleyen 10 kişiden birinden daha azı yorum yapacak. Düşünün. 5000 kişiden 300'ü, 500 kişiden 30'u, 50 kişiden 3'ü. Ve izleyen 50 kişiden sadece 3 yorum yapacak. 50 kişiden 3'ü. Eğer ki 50 kişiden 3 yorum yapmıyorsa benim kemik kitlem birden fazla yorum yapacak ve beni 300 yorum ulaştıracak. Ben inanıyorum. Dediklerimi unutmayın. İzlenme süresi hakkında, zili açıp videoyu hemen tıklama hakkında ve 500 like, 300 yorum bekliyorum dostlar. Çok kral video yazacağım sizlere, söz veriyorum. İngilizce öğreneceğiz, yurt dışına gideceğiz, Erasmus yapacağız, Volkan Tavada yapacağız, para kazanacağız, spor yapacağız. Hepsini hep beraber yapacağız. Demiştim ya hep yalnızdım diye. Artık yalnız değilim. Mesela Vine 2'yi duyurdu şirket. Ama buraya koyayım bilmiyorsanız. Vine 2 geliyor. Vine 2 gelirse hep beraber gireceğiz ona. Hep beraber fenomen olacağız. Hep beraber birbirimizi destekleyeceğiz. Traveler Squad olarak. Bu videoda çok konuştum biliyorum. I'll see you guys all later. Yani o yüzden o kızı denedim işte. O yüzden yani o kız bu zamana kadar kabul edildiği deyip bu zamandan çıkarmamız gereken şey medeni cesaret. Artı İspanyolca konuşmak. Kemerimi bağlıyorum, aşırı derecede bol bağlıyorum kemeri yani. Öyle bağlıyorum kemeri. Sikiyim.